hakkında, bu iyi şeyler hakkında, senin emrettiğin iyi şeyler hakkında sana söz verirlerse, sana uyacaklarına dair, gelirlerse sana biat etmeye ey Resulüm, sen onların biatını kabul et. Allah Teala bizim de biatımızı kabul etsin kardeşler. Amin. Ben herhangi bir derviş kardeşim bir zikir dersi almak istediği zaman, bir nasuh tövbesi yapmak istediği zaman ona diyorum ki kardeşim, bak bugün seninle beraber bir nasuh tövbesi yapacağız. Artık hayatının sonuna kadar Allah'ı zikretmeye, Allah'a söz vereceksin. Sen bu akşam evine gittiğin zaman Muhammed Aleyhisselam'ı hayali olarak karşına alacaksın. Ellerini onun eline bağdaştıracaksın, müsafaha yapacaksın ve ona biat edeceksin. Ve bu sözleri ona vereceksin. Hayatında zaafındaki noktaları sen bilirsin. Sen en çok zaafına düştüğün, günaha girdiğin noktaları sen bilirsin. Muhammed Aleyhisselam'a elini vereceksin, söz vereceksin. Bunları bir daha yapmayacağım ey Allah'ın Resulü. Bütün günahlarıma tövbe ettim, nasıl tövbesi yaptım? Sana söz veriyorum Rabbim huzurunda. Buna biat denir. Biat sadece sahabenin, Allah onlardan razı olsun, peygamberimize yaptığı bir şey değil. Biz ümmeti olarak hayalimizde peygamberimizi karşımıza alacağız. Yahu her ettahiyyatı okuduğunda şunu demiyor musun? Esselamu aleyke eyyuhel nebi ve rahmetullahi ve berekatuh. Ettahiyyatı da direkt olarak birisine hitap ediyoruz kardeşler. Selam sana ey nebi. Esselamu aleyke. Selam sana olsun ey nebi. Eyyuhel nebiyyü. Senin üzerine olsun ey Allah'ın nebisi. Ve rahmetullahi. Allah'ın rahmeti de olsun. Ve berekatuh. Allah'ın bereketi de senin üzerine olsun ey Allah'ın nebisi. Bu ne demektir? Her namaza oturduğumuzda Muhammed Aleyhisselam karşımızda demektir. Ettahiyyatü duası bu. Buna rabıta denir. Bunu nasuh tövbesini yaptığında da peygamberimizin karşısında yapacaksın. Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Febâyi'ahunne, sen de onların biatını kabul et diyor Allah Teala peygamberimize. وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللّٰهُ. Onlar için Allah'tan istiğfar iste. Bakın, Muhammed Aleyhisselam kadınların biatını kabul ettikten sonra hemen diyor ki Allah Teala, sen şimdi onlar için istiğfar et. Çünkü onlar kendileri için ne kadar istiğfar ederse etsin, senin yaptığın istiğfar kadar kaliteli olmaz. Çünkü sen benim peygamberimsin, bana en yakın olansın. Sen bu kadınlar için istiğfar edeceksin diyor. Bu ayet-i kerime bize aynı zamanda neyin delili oluyor? Şefaat. Her kim derse ki şefaat diye bir şey yoktur, vallahi Kur'an ayetlerini ve Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinin tamamını inkar etmiş olur. Kim derse şefaat yoktur, kafir olur. Kim derse şefaati inkar küfürdür, şefaati istismar da küfürdür. Bunu da söyleyelim. Kim derse ki ben sana şefaat edeceğim evladım, vallahi kafir olur. Burada ne demiş olur bu kişi? Ben imanımı kurtarmayı garanti altına aldım, ahirette seni de kurtaracağım. Vallahi bu da kafir olur. Çünkü hiçbirimizin peygamber değiliz. İmanı kurtarma garantisi sadece peygamberlere verilmiştir. Peygamberlerin dışında hiçbir alimde, hiçbir şeyhte, hiçbir hocada bu garanti yoktur. Dolayısıyla Allah bana izin verirse ancak sana şefaat edebilirim. İmanla ölürsem bunu diyebilirsin. Ama evladım sen gel benim ilim halkama, ilim meclisime, Kerem Hoca'nın ilim meclisine gelirsen Kerem Hoca sana şefaat eder. Vallahi kafir olursun. Allah korusun. Nice sahte şeyhler, nice sahte mehdiler ve sahte peygamberler şu anda halkımızı bu sahte cümlelere kandırıyorlar. Bizim tarikatımıza gel, bana biat et, mehdiliğimi kabul et, kurtuluşun kesindir. Vallahi yalancısınız. Vallahi Allah ve Resulüne iftira ediyorsunuz. Bu ayette Allah Teala peygamberimize neyi emrediyor? وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهُ. Onlar için Allah'tan istiğfar dile. Bu şefaattir. Muhammed Aleyhisselam ahirette bizim için Allah'a istiğfar edecektir. Daha dünyadayken de bizim için Allah'a istiğfar etmesi Allah tarafından emredilmiştir. Şefaati inkar edenler bu ayetleri de inkar etmiş olurlar. Bunlar böyle cahildir. Hem Kur'an Müslümanı izliyorlar, hem de Kur'an'daki bir sürü ayeti inkar ediyorlar. Oğlum sen nasıl Kur'an Müslümanısın? Daha bir kere bu Kur'an'ı başından sonuna okumamışsın, sahtekar. O sokak röportajlarındaki ateistler gibi, Kur'an'ı 5 defa okudum. Yalan. Kur'an'dan 50 tane ayet okumamış. Hangi ateiste, ateistlerin klişe yalanıdır. Ateistlerin en çok söylediği yalan hangisi? Kur'an'ı 10 defa okudum. Kur'an'ı 5 defa bitirdim. Hepsi yalandır. Bir kere, bağımsız bir şekilde başından sonuna bir kere bunu okuyan adam en katberli ateist olsa Müslüman olur. Sadece bir kere. Bir şans verin Allah'ın kitabına.
başından sonuna bağımsız olarak bütün ideolojilerinden sıyrılıp bağımsız bir şekilde bu kitabı başından sonuna oku. İman etmen için yeterli gelecektir. Ama duygularla ve ideolojik arka planla okuduğun için düşmanca okuyorsun. Düşmanca okuduğun zaman ateistler gibi cımbızlama yaparsın. O ayetin başını alırsın İslam'a küfredersin. Bu ayetin ortasını alırsın İslam'a küfredersin. Bu yüzden hep söylerim. Dünyada en çok yalan söyleyen insanlar ateistlerdir ve deistlerdir. Çünkü ahirete inanmazlar. Çünkü onların dininde, onların ideolojisinde yalan söylemek haram değildir. Yalan söylemenin bir karşılığı yoktur, bir cezası yoktur. Ama biz Müslümanların yanışında yalanın, takiyenin ve münafıklığın cezası ateştir. Dolayısıyla biz yalan söylemekten kurtarız. Aramızda böyle bir fark vardır.